İman sence aklın zıttı mıdır? Hayır değil. Değil midir? Değildir. Neden? İman neden aklın zıttı olsun? Bilmiyorum, sana soruyorum işte. Yani her şey beyinde bittiği için. Bence değildir. Değil midir? Evet. Neden? Yani zıttı olursa sıkıntı olur yani diye düşünüyorum beni. Hani başka bir yorumum yok yani. Bu kişiden kişiye değişir ya. Çünkü Sence? bana göre zıttı değildir. Çünkü hani imana göre bizim doğru hareketlerimizi imanlara söylüyor. Ama hani inanç şekline göre kimisine göre zıttı da gelebiliyor. İman şimdi insanın kalbindedir. İman yani kimsenin tek elinde değildir. İman yani bir insanın bir duygusal şeyidir. Yani içinde gelen bir inançtır. Yani bunu zıtlık olmaması lazım. Yani Tamam. zıtlık iyi bir şey değildir. Yani şimdiki insan istediği gibi konuşması lazım. Ama yani gerçekleri konuşmak lazım. Yani içinde yani çarpıtıp da yalan söylemek iyi bir şey değil. Hayır, aklın gerçeğidir. Aklın gerçeği. Tabii, evet. Yaşayan insana göre değişir. Sence? Yani gerçekten inanan bir insansa iman onun için en gerçekçi şeydir. Yani en gerçekçi olgudur. Ama inanmayan bir insansa hep zıt olarak yaşayacaktır imanı. Yani iman aklın zıttı değildir. Bence doğruyu gösteren bir şeydir. İman sence aklın zıttı mıdır? Tabii evet. Zıttı mı? Evet. İman sence aklın zıttı mıdır? Ya iman şimdi din önemli bir şeydir. İman da önemli bir şeydir. Ama mesela bunu abartanlar var. Her şeyi dozunda yaparsanız bence hiçbir sıkıntı çıkmaz. Ya psikoloji, yani aklın zıttı değildir diyorsun dozunda yaparsın. Dozunda yaparsak bir sıkıntı yok. Hayır tabii ki. Değil midir? Bilakis bir tane söz var, insan inandıklarıdır diye. Kesinlikle akılla paralel giden bir şey. Bir de neye iman ettiğin de değişir. Hayır, öyle düşünmüyorum. Öyle değil midir? Hayır. Neden? Neden? Yani akla zıt bir şey. İman akla zıt değildir. Nedeni Değil. Nedeni yok. Peki iman sence aklın zıttı mıdır? İman aklın zıttı mıdır? Bence değildir. Hatta bence iman tam tersi doğru orantılıdır. Düşünebilmek, hani iman düşünebilmek mantıklı şeyler bence. İman olmasa zaten şey olmaz sanırım. İman önce iman, akıl fikir de şey olacak. Ya ben de onu soruyorum. İman sence aklın zıttı mı? Tabii. Zıttı. Yok, iman bak, iman olmasa hiçbir şey olmayacak. Önce iman, sonra her şey. İman sence aklın zıttı mıdır? Evet, aklın zıttıdır. Çünkü iman olmasa, çünkü insanlar Allah'a inanmazlardı. Merhaba, bugünkü sorumuz: İman aklın zıttı mıdır? İman aklın zıttı mı? Bu sıklıkla duyduğum bir sorudur. Bazen ateist arkadaşlar bu eleştiriyi yaparken Mark Twain'in şu ünlü sözünü alıntılarlar: İnanç, iman, öyle olmadığını bildiğiniz şeylere inanmaktır. Ateist yazar Richard Dawkins daha da ileri giderek inancı kötülük olarak tanımlar. Çünkü inanç hiçbir kanıta dayanmaz ve bu yüzden de hakkında tartışılması mümkün değildir. Ona göre dinlere inananlar bağnaz yobazlardır. Komik inançlarla beyinleri yıkanmıştır. İnandıkları şeyler için akılcı sebepleri yoktur. İnanç gerçekten de böyle bir şey midir? İnanç sözcüğünün kökeni Latince fides sözcüğünden gelmektedir. Anlamı bir şeye güvenmek demektir. Yani inanç sahibi olmak, güven sahibi olmaktır. Bunu anladığınızda ayrıca şunu fark edersiniz: neye inanırsak inanalım, Hristiyan da olsak, ateist de olsak, hepimiz her gün milyon farklı şekilde inanç sahibi olmayı deneyimleriz. Bir kahve dükkanından kahvenizi alıp içtiğinizde oradaki çalışanın içeceğinize zehir koymadığına dair bir inancınız vardır. İşe gitmek üzere arabanıza bindiğinizde arabanızın frenlerinin doğru bir şekilde kontrol edildiğine inancınız vardır. Ofisinize gidip sandalyenize oturduğunuzda onun ağırlığınızı kaldırabileceğine inancınız vardır. İster ateist, ister şüpheci, ister Hristiyan olun, bundan kaçamazsınız. Çünkü her gün inanç sahibi olmayı zaten deneyim edersiniz. İnancın neden önemli olduğunun bir başka sebebi kanıt ve aklın tek başına çoğu zaman size yardımcı olamamasıdır. Çünkü kanıtlarınızdan ve aklınızdan yola çıkarak bazı kanılara varmanız gereklidir. Şöyle bir örnek vereyim.
Diyelim ki ormanda yürüyüş yapıyorsunuz. Bir uçurumun dibinde dururken ayağınız kaydı ve aşağı doğru düşmeye başladınız. Yüzlerce metre aşağıdaki düzlük zemine doğru düşüyorsunuz. Yere çarptığınızda öleceğiniz kesin. Ama kayaların arasından dışarı doğru uzanan küçücük bir ağaç görüyorsunuz. Okulda botanik dersi almıştınız ve bu ağacın hangi ağaç olduğunu hemen anladınız. Fizik ve mühendislik dersleri de aldığınız için hemen o ağacın ne kadar ağırlık kaldırabileceğini de hesaplayabilirsiniz. O anda o ağaca uzanıp onu yakalamazsanız onun hakkında ne kadar bilginizin olduğu önemli değildir. O ağaca güvenip ona tutunmadığınız sürece mahvolmaya mahkumsunuzdur. İlginçtir ki kutsal kitapta Tanrı'ya inanmakla ilgili benzer şeyler söyler. Kutsal kitap sebepleri boş verin, sadece Tanrı'ya inanın demez. Kutsal kitap bak burada inanman için sebepler ve kanıtlar var. Tanrı'ya işte bu yüzden güvenebilirsin. Bu kanıtlara ve temellere dayanarak Tanrı'ya güvenebilirsin der. Gördüğünüz gibi neye inanırsak inanalım, ister Hristiyan olalım, ister ateist olalım, her birimiz belli inançlara sahibiz. İsterseniz kendinize inanın, topluma inanın, bilime inanın, ilerlemeye inanın, inanıyor musunuz diye soramayız. Çünkü hepimiz mutlaka bir şeylere inanırız. Soru şu olmalıdır, neye inanıyorsunuz? İnandığınız şey ona emanet ettiklerinizi taşıyacak kadar güçlü mü? Bir sonraki soru cevapta görüşmek üzere. Hoşça kalın.